Selam, bir önceki videoda al yuvarlardaki hemoglobinden bahsediyorduk. Tüm oksijeni içine çeken al yuvarlar, difüzyonun derecesini ya da teşviki artırıyor. Böylece oksijen zardan geçebiliyor. Oksijen molekülleri burada daha az oksijen olduğunu bilmiyor tabii. Ama difüzyon videosunu izlerseniz bu sürecin nasıl işlediğini anlarsınız. Burası buradan daha az yoğunsa oksijen zardan geçer. Plazmada daha az oksijen var çünkü hemoglobin hepsini bir sünger gibi içine çekiyor. Şimdi ilginç bir soru soralım. Neden hemoglobin al yuvarlarının içinde bulunmak zorunda? Neden hemoglobin proteinleri kan plazması içinde özgürce dolaşamıyor? Böylesi daha etkili olmaz mıydı? Bir şeylerin al yuvar hücre zarlarından içeri girip dışarı çıkmasına gerek kalmazdı al yuvar üretmenize de gerek kalmazdı. Ee, o zaman bu hemoglobin taşıyıcıları ne işe yarıyor? Burada aslında çok ilginç bir fikir yatıyor. Tüm hemoglobin kan plazmanızda bulunsaydı, bu aslında kan akışını kötü etkilerdi. Kan daha ağır, daha yoğun olurdu. Tabii şurup gibi demek istemiyorum ama kanın şu anki halinden daha yoğun olurdu diyelim hemoglobini bu taşıyıcıların yani al yuvarlarının içinde tutarak aslında kanın daha iyi akmasını sağlıyoruz. Mesela suya şurup koymak istediğinizi düşünün. Şurubu doğrudan suya dökerseniz ne olur? Su biraz daha şerbetimsi, daha yoğun bir hale gelir ve akışkanlığı azalır. Peki şurubu suyun içine taşımak istiyorsanız çözüm ne olabilir? Şurubu küçük taşıyıcılara ya da boncuklara koyup bu boncukları suda yüzdürebilirsiniz. Böylece su vıcık vıcık olmaz. Kanımızda aynen böyle oluyor. Hemoglobin plazmada durup kanın kıvamını değiştireceğine al yuvar dediğimiz bu boncukların içinde duruyor. Bu şekilde kan akışı yavaşlamıyor. Buradaki görsellerde alveollere, kılcal damarlara ve pulmoner kapillere yakından baktık. Şimdi de biraz hatta baya uzaklaşıp kanın nasıl aktığına bakalım. Pulmoner arterler ve venlerinin yani akciğer atardamarı ve toplar damarının vücuttaki diğer atardamarlara ve toplar damarlara kıyasla nasıl işlediklerini öğrenelim. Bunu Wikipedia'dan aldım. Vücut dolaşım sisteminin şeması. Arkada akciğerleri görebilirsiniz. Bunları da güzel koyu bir renkle boyayalım. Evet. Evet akciğerlerimiz işte burada. Bunlar akciğerler. Kalbi de tam ortada görebilirsiniz. Son birkaç videoda öğrendiğimiz gibi akciğerlerimizde küçük alveoller var. Bunlar bronşlarımızdan çıkan bronşçukların ucunda bulunuyor. Bronşlardan soluk borusuna, soluk borusundan gırtlağa, gırtlaktan yuta, yutaktan da ağız ve burnumuza bağlanıyor. Neyse burada küçük alveollerimiz var. Bir de kılcal damarlarımız var. Kalpten çıkarken e, ki bu videoda kalbin derinliklerine de bakacağız. Kan kalpten uzaklaşırken oksijensizdir. Burada mavi renkle gösteriliyor. İşte bu kalpten çıkan kan. Bu arkadaki iki kanala gidiyor. Kalpten çıkan kan bu. Şu anda burada vurguladığım bu maviler akciğer atardamarları yani pulmoner arterler. Pulmoner arterler arteriyollere ayrılıyor. En sonunda da küçücük kanallar olan kılcal damarlara geliyor. Kılcal damarlar alveollerin hemen yanından geçerek oksijen alıyorlar. Kan oksijeni aldıktan sonra artık kalbe geri dönüyor. Bu sefer akciğer toplar damarı yani pulmoner venleri kullanıyor ve kalbe geri dönüyor. Bu kılcal damarlarda oksijen alıyoruz. Şimdi kalbe geri gideceğiz. Umarım ne yaptığımı görüyorsunuzdur. Kalbe geri dönüyoruz ve bu taraftan kalbe giriyoruz. Kalbe nereden girdiğimizi tam olarak göremiyor musunuz? İşte şuradan giriyoruz. Bu konuda detaya birazdan gireceğim. Artık kalpte oksijenli kanımız var. Kırmızı renk oksijenli kanı gösteriyor. Sonra bu kan vücudun geri kalanına pompalanıyor. Şimdi gelelim ilginç olan şeye. Pulmoner arter ve pulmoner venlerden. Yani akciğer atardamarı ve toplar damarından bahsederken hatırlarsanız pulmoner arter yani akciğer atardamarı maviydi. Burada kalpten çıkarken oksijensiz kanımız var. Bu kan bir arterde yani atardamarda taşınarak akciğere ulaşıyor. Sonra akciğerlerden kalbe giderken de vende yani toplar damarda oksijenli kan taşınıyor. Önceki videoda yazmıştım ama yine yazayım. Pulmoner, evet, pulmoner arterde oksijen yok. Daha doğrusu oksijensiz yazayım. Evet, oksijensiz. Ha, biraz oksijen olabilir. Pulmoner vende ise oksijenli kan var. Burada başlattığımız küçük bir döngü var. Dolaşım düzenine geri dönüp duracağım. Çünkü kalp kısmı bu görselde biraz kafa karıştırabilir. Özellikle üç boyutlu gibi olması yüzünden. Şimdi burada kalp oksijensiz kanı sağ karıncıktan pompalıyor. Neden sağ karıncık? Burası kalbin sol tarafı diyebilirsiniz. Evet ama aslında bu taraf bu adamın sağ tarafı öyle değil mi? Burası adamın sağ eli bu da sol eli. Yani adam bize bakıyor. Öyle düşünün. Dolayısıyla bizim sağımız, solumuz önemli değil. Adamınki önemli. Adam bize bakıyor. Dolayısıyla burası sağ karıncı. Evet. Aslında gelin. Önce tüm döngüyle başlayalım biz. İlk olarak vücuttan gelen oksijensiz kan var. Vücuttan gelen oksijensiz kan işte burada. Bu kanı taşıyan buradaki büyük kanalın adı alt anatoplar damar ya da inferior vena cava. Alt deniyor çünkü aşağıdan yukarı geliyor. Burada ayrıca üst tarafta kollardan ve kafadan aşağı inen iki kanal da var. İşte bunların hepsi sağ kulakçıkta buluşuyor. Tamam bunu yazalım. Birazdan kalbin şeklini büyükçe de çizeceğim. Evet burası sağ kulakçık. Bu kanda neden oksijen yok? Neden? Çünkü bu kan vücuttan kalbe geri dönüyor. Bacaklardan veya beyinden kalbe dönen kan bu. Oksijensiz kan işte buradan sağ kulakçıktan kalbe giriyor. Sonra sağ kulakçıktan sağ karıncığa pompalanıyor. Aslında pasif bir şekilde sağ karıncaya akıyor diyelim biz. Pompalama işini karıncıklar yapıyor. Karıncık kasılıp buradaki kanı pompalıyor. Burada tam görmüyorsunuz ama bu kısmın arkasına gidiyor. Evet. Bu kısmın arkasına gidiyor. Buradan da bu kanaldan geçiyor. Birazdan daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Kan buradan gelerek pulmoner artere yani akciğer atardamarına gidiyor. Şimdi kalpten çıkıyoruz. Buradaki vendi. Yani toplardamardı. Bu ven kalbe gidiyor hatta bunun alt ana toplar olduğunu da söylemiştik bu da üst ana toplar damar yani bunlar toplar damarlar oksijensiz kanı taşıyorlar sonra bu oksijensiz kanı kalpten alıp akciğerlere pompalıyoruz şimdi bu oksijensiz kan bir arterin yani atar damarın içinde öyle değil mi bunun pulmoner arter olduğunu da söylemiştik zaten. Kan akciğerde oksijen alıyor ve sonra pulmoner venin içine gidiyor. Oksijenli kan artık sol kulakçığa gidiyor. Kalbin her iki tarafında da kulakçığa giren şeyler yukarıdan geliyor. Sağ kulakçıkta vücuttan gelen kan yukarıdan giriyor. Sol kulakçıkta ise akciğerlerden. Pulmoner venlerden gelen kan Yine yukarıdan geliyor. Daha sonra kan buradan sol karıncığa gidiyor. Ardından da sol karıncık oksijenli kanı pulmoner olmayan arterler aracılığıyla vücudun geri kalanına pompalıyor. Her şey dışarı pompalanıyor. Bunu güzel koyu mavi olmayan bir renkle göstereyim ben en iyisi. Evet. Yani buradan pompalanıyor. Tamam buradaki çizimde bunu tam olarak göremiyorsunuz. Tamam. Tuhaf bir çizim bu. Görmeniz zor. Evet ama ben birazdan daha detaylı göstereceğim size. Evet kan buradan vücudun geri kalanına gidiyor. Şimdi size o detaylı çizimi gösteriyorum. İlk olarak oksijensiz kanımız var dedik. Tamam mı? Bunu burada da gösterelim şimdi. Burası üst ana toplardamar. Yani superior vena cava. Vücudumuzun üst kısmından gelen toplar damar. Kollardan ve kafamızdan gelen kanı getiriyor. Bu da alt ana toplardamar. Yani inferior vena cava. Bu da karnımız, bacaklarımız ve vücudumuzun geri kalanından gelen kanı getiren toplar damar. Toplar damarlardan gelen kan önce kalpte sağ kulakçığa giriyor. Unutmayın buna sağ kulakçık demiştik. Çünkü bu birinin kalbinin bize dönük hali. Evet, bize göre solda görünse bile burası sağ kulakçık. Burada oksijensiz kan var vücut içindeki oksijeni kullanmış ve bu kan şimdi toplar damarlarla kalbe geri geliyor. Sonra sağ karıncaya gidiyor. Aradaki şu şeyler kalbimizin kapakçıkları. Sağ karıncık kanı dışarı pompalayıp bıraktığında bir vakum oluşuyor ve bu sayede sağ kulakçıktan daha çok kan çekiyor. Sağ karıncık kanı pompaladığında kanı buradan itiyor. Buradaki kan hala oksijensiz kan. Oksijensiz kan oksijen almak için akciğerlere gidiyor. Buradaki kullanılan damar pulmoner. Pulmoner diyorum çünkü pulmoner kelimesi akciğer veya akciğerlerle ilgili demektir. Buradaki kan da kalpten çıkıyor ve akciğerlere gidiyor. İşte bu kanı taşıyan damar pulmoner arter. Burada hala oksijensiz kan var. Bu kan buradan akciğere gidiyor. Alveollere sürtünüp oksijen alıyor ve kalbe geri dönüyor. Buradan kalbe giriyor. Kalbe giren bu damar bir ven yani toplar damar. Akciğerlerle olan döngüde yer aldığı için de tam adı pulmoner ven. Akciğerlerde kan alveollere sürtündü ve oksijeni içine aldı. Artık oksijenli kan oldu ve şimdi sol kulakçıktan kalbe doğru akacak. Evet, kan sol kulakçığa gidiyor. Sol karıncık pompalamayı bitirince genişliyor ve buradaki oksijenli kan sol karıncağa akıyor. Pompalama işlemini karıncıklar yapar demiştik. İşte burada da sol karıncık sıkışır ve kanı aorta pompalar. Aort bir atardamar yani arterdir. Neden atardamar diyoruz? Çünkü kalpten çıkan kanı taşıyor. Peki bu pulmoner arter mi? Hayır. Çünkü bu tarafta artık akciğerlerle işimiz yok. Sağ karıncıktan çıkan döngüde akciğerlere gittik ve oradan sol kulakçığa döndük. Şimdi sol karıncıktayız buradaki kanı aorta pompaladık. Kan artık vücudun geri kalanına gidecek. O yüzden bu bir arter ve de pulmoner olmayan bir arter. Ayrıca oksijenli kan taşıyor. Ha şunu netleştirmek istiyorum. Pulmoner olmayan arterlerde oksijenli kan var. Ama pulmoner arterde oksijensiz kan var. Zaten oksijen almak için kalpten çıkıyor. Sonra pulmoner ven akciğerden çıkıp kalbe oksijenli kanla geliyor. Ancak geri kalan venler yani toplar damarlar kalbe oksijensiz kanla geliyor. Çünkü buradaki pulmoner döngüye girmek istiyorlar. Evet aslında burada bırakacaktım ama şimdi ilk şekle tekrar geri dönüyoruz. Evet. Bu detaylı görselle kalbin nasıl işlediğini anladınız diye umuyorum. Şimdi vücudun geri kalanına da bir bakalım. İsterseniz bunları internetten detaylıca araştırabilirsiniz de. Her bir dalın farklı bir adı var. Ama biz burada temel birkaç tanesine değineceğiz. Burada kalbin biraz altında bir dallanma söz konusu görüyorsunuz değil mi? Bakın, işte burası. İşte burası çölyak arter. Yanlış hatırlamıyorsam çölyak karınla ilgili bir kelime. Burası da hepatik arter. Hepatik kelimesi de Karaciğerle ilgili demek. Hepatik arter karaciğere kan taşımak için burada böyle dallanır. Ayrıca midenize de kan taşır. Sindirimde vesaire çok önemlidir. Diyelim ki burası hepatik arter. Karaciğeriniz de şurada olsun. Hepatik arter karaciğere oksijen getiriyor. Karaciğer bundaki oksijeni alıyor. Sonra karbondioksit veriyor. Kan oksijensiz hale geliyor ve alt anatoplar damara geri akıyor. Şimdi net olarak belirtmek istiyorum bir kere bu aslında kocaman bir döngü. Kan öylece rastgele bir yerden bir yere akıp durmuyor. Burada bir bütün halinde olan kocaman bir döngü var. Ah bu arada merak ediyorsanız şunu da ekleyeyim. Tabi cüssenize göre değişkenlik gösterebilir ama insan vücudunda yaklaşık 5 litre kan vardır. Yaklaşık. Ha şunu da araştırdım. Bir al yuvarın dolaşım sisteminde bir noktadan çıkıp tüm sistemi dolaşarak geri dönmesi yaklaşık bir dakika sürüyor. Tabi ortalama olarak böyle. Tahmin edebileceğiniz gibi bazı al yuvarlar bir yerde takılabilir. Bir noktada biraz daha fazla zaman harcayabilir. Ha bazıları da tamamen sorunsuz bir rotadan giderler. Ortalama dediğimiz bir dakika muhtemelen sorunsuz rotaya yakındır. Sonuç olarak dolaşım sistemi gerçekten ama gerçekten ilginç bir şey. Bakıp neyin neye bağlı olduğunu görmek epey enteresan. Mesela burada arterler var. Dallara ayrılıyorlar. Burada aorttan çıkıp kafaya, boyuna, kollara giden arterler var. Sonra aşağı inip vücudun geri kalanına kan akışı sağlıyorlar. Neyse. Kısacası bu çok ilginç bir şey. Bir sonraki videoda ise şundan bahsetmek istiyorum. Hemoglobin oksijeni ne zaman bırakacağını nasıl anlar? Dahası nereye bırakacağını nasıl anlar? Mesela belki ben koşuyorum ve baldır kaslarımdaki kılcal damarlarımda çok fazla oksijene ihtiyaç var. O an ellerimde çok fazla oksijen olmasına gerek yok. Bu tarz durumlarda vücut oksijenin dağılımının en iyi şekilde olmasını nasıl ayarlıyor? Gerçekten bu da çok ilginç bir konu.